Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı atlı askerlerin hemen arkasında seyrediyor ve birazdan tabii ki bu bulunduğumuz tören birliğine doğru gelecek ve burada da büyük bir tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Novak'ın katılımıyla bir askeri karşılama töreni ve meçhul asker anıtına çelenk bırakılması gerçekleştirilecek. Burası Macaristan'ın Budapeşte'nin en önemli meydanlarından Kahramanlar Meydanı olarak biliniyor. Basın mensupları da görmüş olduğunuz gibi o noktaya doğru hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da şu an aracından iniyor. Ve tören birliği, atlı tören birliği de hemen aracın etrafında bir kordon oluşturmuş durumdalar. Tabii bugün Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la bir görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sandor Sarayı'nda gerçekleşecek o görüşme. Diğer yandan da tabii iki ülke arasında özellikle işbirlikleri imza törenleri olacak. 16'dan fazla bir anlaşmanın imzalanması söz konusu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği Macaristan ziyaretinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın genişletilmesi ve genişletilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda tabii ki bu belge, buna ilişkin bir belge Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından imzalanacak. Şu an Cumhurbaşkanı tören alanına doğru yürümeye başladı ve kırmızı halı üzerinde yürüyor. Birazdan da burada çelenk bırakacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii iki ülke arasında 2013'ten bu yana düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı vesilesiyle gerçekleştirilen bu ziyaret kapsamında özellikle ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, kültür ve enerji alanlarında işbirliğine odaklanılmış durumda. Diğer yandan da ziyaret tarihinin 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı dostluk anlaşmasının yıl dönümüne denk gelmesi de başka bir anlam ifade ediyor. Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış etkinliği de ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban tarafından yapılacak. Hemen diğer yandan da protokolü göstermeye çalışayım size. Századosunk díszegység parancsnoka jelentem, az ön érkezésének tiszteletére a díszegység felsorakozott.
ziyarete Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere 8 bakan eşlik ediyor Cumhurbaşkanı'na. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanması bekleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyeliği bulunan Macaristan'ın dış politikasını çeşitlendirmek maksatlı doğuya açılım politikası yürüttüğü ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediği de bu anlamda görülüyor. Diğer yandan geçmişten gelen uzak akrabalık bağlarının Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği için zemin hazırlamasıyla bir Macaristan aktif şekilde Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde faaliyetlerini yürütüp katkı sunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefin altında görünüyor an itibariyle. Her ne kadar öyle olsa da büyük bir potansiyeli de açıkçası barındırıyor ve karşılıklı güven olması da bu anlamda önem arz ediyor diyebiliriz. Öte yandan Macaristan'ın Avrupa Birliği üyeliği Türkiye açısından önem arz ederken Macaristan bakımından göç ve enerji güvenliği alanında da Türkiye çok önemli bir ülke durumunda. İki ülke arasında son dönemde savunma sanayisi işbirliğinde gelişmeler yaşanırken Macaristan Türkiye özellikle enerji bakımından çok önemli bir ülke olarak da görüyor. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan askerleri selamlayacak, ardından da çelenk koyulacak. Yanapot Hovedek. Yanapot Hovedek. Merhaba asker. Şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Macarca askerleri selamladı ve Macaristan'ın doğal gazının tabii %50'si Türk akımı üzerinden geçiyor ve Azerbaycan'dan alınan gaz da Türkiye üzerinden Macaristan'a naklediliyor. Bu nedenle Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği açısından çok önem verdiği bir ülke olarak da görülüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk koyuyor meçhul asker anıtına. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, burada hemen şöyle gösterecek olursam, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii çelenk bırakırken iki ülke arasında da NATO kapsamında da yakın işbirliklerinin yürütüldüğünü hatırlatalım ve Macaristan Türkiye için Avrupa'da güvenilebilecek ve işbirliği de bu güven ilişkisine dayandırılarak geliştirilebilecek bir ülke olarak ön plana çıkıyor. Tabii liderler düzeyinde bu ortak anlayışın bütün diğer katmanlara etki ettiği görülürken bu sayede her alanda sorunsuz bir şekilde ilerlediğinin de altını çizelim. 2023'te devlet ve hükümet başkanları düzeylerinde gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısına bakıldığında da iki ülkenin ne kadar yakın olduğu görülüyor. Burada birazcık arkadaşlar şöyle canlı yayındayız. 2023'te devlet ve hükümet başkanları düzeylerinde gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısına bakıldığında da iki ülkenin tabii gazeteci arkadaşlar da onlar da bir doğru bir pozisyonda güzel bir kare yakalamaya çalışıyor. Çünkü oldukça önemli bir ziyaret olduğunun altını çizelim. Çünkü 2023'te bu devlet ve hükümet başkanları düzeylerinde gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısına bakıldığında iki ülkenin ne kadar yakın olduğunu da görebiliriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve geldikten sonra ilk ziyaret ettiği ülkelerden birisi Macaristan'dı. İki ülke arasında farklı bakanlıklar düzeyinde de yakın ilişkiler bulunuyor. Diğer yandan da törenler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görmüş olduğunuz gibi yine Macaristan Cumhurbaşkanı'nın birlikte tören alanında olduğunu görebiliyorsunuz rahatlıkla hemen arkamızda. Öte yandan tabii bu gerçekleştirilen ziyaret siyasi ve diplomatik gündem maddelerinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılması ve bu yıl 10 ayda 3,5 milyar doları bulan ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması için de strateji oluşturulması bekleniyor bu görüşmelerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir güne de karşılık geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında birinci diplomatik ilişkiler 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan dostluk anlaşması ile yeniden kurulmuştu. Söz konusu anlaşmanın üzerinden tam 100 yıl geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında tarihi anlam taşıyan bugünün yanı sıra dediğimiz gibi ikili siyasi
diplomatik ve ekonomik ilişkilerinin de değerlendirilmesi öngörülmüştü. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın da aralarında olduğu isimlerle de görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dediğimiz gibi hemen arkamda da görmüş olduğunuz gibi çok sayıda bakan, 8 bakanın eşlik ettiğini görüyoruz. Görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinden Gazze'deki son duruma kadar, Gazze'nin de altını çizelim, gündem maddeleriyle birlikte Türkiye-Macaristan ekonomik ve siyasi ilişkilerinin masaya yatırılması da planlanıyor. Bu kapsamda yüksek düzeyde stratejik konsey toplantısı da gerçekleştirilecek ve iki ülke bakanları aynı masada ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak ve hedef ilk aşamada tabii ki ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkarmak, Türk Devletleri Teşkilatı'nda da güçlü işbirliği bulunan iki akraba ülkenin öncelikli hedeflerinden biri. Resmi verilere göre bu yılın 10 aylık döneminde 3,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak olacak. Bu rakamın 10 milyar dolara taşınması için de adımlar atılabilecek, değerlendirmeler bugün yapılacak. Diğer yandan Türkiye Macaristan'a başta motorlu taşıtlar, makineler ve cihazlar olmak üzere pamuklu mensucattan demir ve çelik eşyalara kadar çeşitli ürünler ihraç ediyor. Bu ülkeden de ithal edilen ürünler arasında makineler ve cihazlar, kazan, plastik, plastikten mamul eşya, motorlu kara taşıtları ve organik kimyasal müstahzarlar bulunuyor, öne çıkıyor açıkçası. Tabii diğer yandan da Türkiye'nin Macaristan'a ihracatı son dönemde yıllık ortalama %8.8 büyüdü. Geçen yıl bu ülkeye toplam ihracat 1.6 milyar doları bulurken ithalatta 1.8 milyar dolar oldu. İkili ticaret hacmi 3.4 milyar dolara ulaşırken bu yılın 10 ayında ise ihracat 1.4 milyar dolar, ithalat ise 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3.5 milyar dolar seviyesinde an itibariyle gerçekleşmiş durumda. Diğer yandan Türkiye'den Macaristan'a 2022'den bu yana yıl ortasına kadar 112 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı ve bu ülkeden Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar ise aynı dönemde 29 milyon dolara ulaşmış durumda. Diğer yandan tabii Türk müteahhitlik firmaları Macaristan'da bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 55 proje üstlendi. Teknik müşavirlik hizmetlerinde ise 1.75 milyar dolar değerinde 5 proje gerçekleştirildi. Hali hazırda Macaristan'da 500 civarında Türk firması faaliyet gösteriyor. Oldukça önemli bir rakam diyebiliriz. Türkiye ile Macaristan Avrupa Birliği yolunda ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki işbirliğinin yanı sıra Afrika kıtasındaki yatırımlar için de değerlendirmelerde bulunuyor. Sahra Altı Afrika'nın gelecek 10 yılda nüfusunun %35 artacağı beklentisiyle firmalar açısından ciddi kazanç sağladığı da öngörülüyor. Diğer yandan Türk ve Macar firmalarının yapacağı yatırımların Afrikalıların ülkelerinden ayrılmadan hayatlarını istedikleri refah seviyelerinde geçirebilmelerine de imkan sağlaması hedefleniyor. Diğer yandan da iki ülke arasındaki enerji alanında en önemli anlaşmalara imza atılıyor. Bu yıl boru hatları ile petrol taşıma AŞ BOTAŞ ile Macaristan Kamu Doğalgaz Şirketi MVM arasında doğalgaz ihracat anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre gelecek yıldan itibaren Türkiye'nin Macaristan'a doğalgaz ihraç etmesi planlanıyor. İki ülke ayrıca Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğalgaz altyapısının ve doğalgaz depolama tesislerinin kullanılması konusunda da işbirliğinde bulunması öngörülüyor. Evet, tören alanındayız ve tören alanından yavaş yavaş da ayrılmaya başladı heyet. Biz de birazdan yapılacak olan ikili görüşmeleri takip edeceğimizi hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım.